Medok'tan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tüm sağlığıyla, tüm hızıyla devam ediyor hanımlar. Ekran başına, anneler ekran başına diyorum. Çünkü çok değerli bir hocam var şu anda. Profesör Doktor Sedat Aydın şu anda yayın konuğum. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Kulak, burun, boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktorumuz. Evet. Önemli bir konuya değineceğiz bugün. Evet. Anneler ekran başında. Hı hı. Esasında hani tabii ki sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de olabilir değil mi? Evet. Kepçe kulak. Konumuz kepçe kulak esasında evet. Bugün. Evet. Kepçe kulak ameliyatı nasıl oluyor? Hı hı. Kaç yaşında oluyor? Birçok şey soracağım size. Çok teşekkürler. Kepçe kulak ameliyatı nasıl oluyor? Kepçe kulak estetiğinde öncelikle kulak kepçesinin Latince ismi auricula diye geçer. Hı hı. Biz buna doktorlar arasında auriculoplasti ya da otoplasti ismi vardır. Fakat halk arasında bu kepçe kulak estetiği ameliyatı şeklinde biliniyor. Kulak kepçesinin şekil açısından, boyut açısından bir de kulağın kafatasıyla olan açılanması açısından bir takım problemleri olabiliyor. Şekil açısından baktığımızda bir takım kulak kepçesinin girintileri ve çıkıntıları vardır. Aslında bu girintilerin de çıkıntıların özelliği sesi toplayıp içeriye daha güçlü bir şekilde verebilme özelliğinden dolayı. Aha, daha mı iyi duyuyorlar? Evet, yaklaşık 5-6 desibel kadar kulağın daha iyi duymasını sağlar. Bilmiyordum bunu. Evet. Bir ikinci görevi de hani bu estetiğin dışında KBB açısından söylüyorum. Sesin yönünü tayin etmenize yardımcı oluyor. Eğer bir kişinin kulağı tamamen kesik olduğu takdirde önden mi geliyor ses, arkadan mı geliyor ses, o sesi anlayamaz. Gözlerini kapattığı zaman. Ben şanssızım o zaman Sedat. Çünkü benim kulaklar küçük biraz. Yok, çok güzel. Yapışık ama. Yok, güzel, gayet güzel. Normal. Öyle güzel. Mi? Evet, çok normal güzel. Normal mi? Sonuçta kulak kepçesinin böyle bir özelliği var. Ama dediğim gibi biz tekrar estetik kısmına döndüğümüzde... Tabii, görsel olarak. Evet, görsel olarak o kıvrımların olmadığı, gelişmediği, ondan sonra kulak kepçesinin daha derin çukurunun olduğu ya da burada bir belli bir açı var. Bu açı da yaklaşık olarak 20-25-30 dereceye kadar oluşabiliyor. Arkadaki şeyle, kafatasıyla kulağın yapışma açısı diye söyleyebileceğim. Açısı. Eğer bu açı 30 derece şöyle öne doğru biraz daha açıldığında, 45 derece olduğunda ve üstüne çıktığı zaman o da bir estetik olarak problem teşkil ediyor. Dolayısıyla boyut açısından, şekil açısından ve bu açı açısından baktığımızda bunun düzeltilmesi ameliyatına biz kepçe kulak estetik ameliyatı diye söyleyebiliyoruz. Zor bir ameliyat mıdır? Aslında zor bir ameliyat değildir. Kulak kepçesindeki o kıkırdaktaki yapısal değişiklikler var. Bunlar çok sayıdaysa eğer ameliyatın süresi uzun sürer. Yok, daha az sayıda bir takım patoloji var ise o zaman daha kısa sürer. Süre açısından düşündüğümüzde bir ille süre vermek gerekirse yaklaşık 45 dakikalık bir ameliyatla 3 ila 4 saatlik devam edebilecek bir ameliyat şeklinde olabilir. Ameliyat süreleri böyle işte merak edilir ya hep, o yüzden evet. Sordum ben de. Evet, süre şimdi, açısından böyledir. Evet, peki yaptırma yaşı var mı? Tabii ki. Aslında onunla ilgili olarak da birazcık detaylı bir bilgi vereyim. Lütfen. Anne rahmindeyken eğer bebek 5-6 haftalıkken, biz ona fötüs diyoruz, 5-6 haftalıkken kulak bu kepçe gelişmeye başlıyor. Kepçe, hı hı, için konuşuyorum. Hı hı. Kulak kepçesinin gelişimi devam ediyor. Çocuk doğuyor. Doğduktan sonra 5 yaşına kadar bu kıkırdak gelişimi devam ediyor. Evet. 5 yaşında tamamen tamamlanıyor. 5 yaşından sonra bu ameliyatı yaptırabiliriz. 7 yaşında çocukların okula başlama yaşı oluyor. Bu 5-7 yaş arası çocuk okula başlamadan arkadaşları arasında bir psikolojik ve sosyal anlamda demoralize olmaması açısından yapılmasının uygun olduğunu söyleyebilirim. Evet, yayın öncesinde de sizinle konuştuğumuz gibi Sedat Bey, çocuklar biraz acımasız olabiliyor birbirine karşı. Biraz düz mantık gittikleri için. Tabii ki birbirlerinden dolayısıyla çok etkileniyorlar. Hem özel ailesiyle olan yaşantısını çocuğun psikolojik anlamda, davranış olarak, hem de okulda dersler anlamında olumsuz etkileyebileceğini kesin. Tabii. Yani tabii. Hani etkileniyorlar. Etkileniyorlar. Hatta saçlarını uzatıyorlar. Uzun saçlı oluyorlar. O kulakları görülmesin düşüncesiyle.
Ameliyat olduktan sonra ilk yaptıkları şey saçlarını toplaması, kulaklarını daha görünür hale getirmesi, kendine güven duygusunu daha iyi yaşayabiliyor çocuk. O bakımdan böyle değişiklikler de görebiliyoruz. Evet. Sonra mutlu oluyorlar tabii. Tabii. Peki şimdi ameliyatı oldu diyelim. Evet. Bir daha geri... Dönme durumu olabilir dönme mi? Dönme durumu olabilir mi? Şöyle söyleyeyim. Çocuk yaş grubunda bu ameliyat yapıldığı takdirde tabii kıkırdaklar daha yumuşak ve daha yönetilebilir olduğundan dolayı o kıkırdakları belirli tekniklerle biz bir forma getiriyoruz, şekle getiriyoruz. Sabitliyor musunuz? Evet. Ve o dikişler erimeyen dikişler oluyor. Ve sonunda bu kişi ömür boyu bu ameliyatla ilgili olarak bir sıkıntı yaşamayabiliyor. Fakat bazen... Ömür boyu sürüyor. Evet, yani. Ömür boyu sürüyor. Uzun süreli, kalıcı bir etkisi olan bir ameliyat türü. Fakat erişkinlerde böyle bir ameliyat yaptığınız zaman kıkırdağı kesip parça çıkarma gibi bir takım işlemler yapmanız gerekiyor. Çünkü kıkırdaklar daha sertleşmiş oluyor. Bundan dolayı belki erişkinlerde bir problem olabilir. Ameliyattan bir 10 yıl, 15 yıl sonrasında. Bir de maalesef yaşlanmanın da etkisi olabiliyor. Kıkırdaklar yumuşayabiliyor, gevşeyebiliyor. Dokularda sarkıklık meydana gelebiliyor. Özellikle kulak memesi bu konuda önemli. Dolayısıyla ileriki yaşlarda bu tip problemler olsa da fakat bu ameliyat kalıcı, uzun süreli, ömür boyu yapılan bir ameliyat şeklinde söyleyebilirim. O zaman iyi. Yani İyi. Sonrası yok bir evet, daha. Yok. Evet, yok. Eğer iyi olduysa ondan sonrası yok. Ben şeyi de merak ettim, anestezi durumunu. Yani mesela böyle 45 dakika aşağı yukarı sürüyor dediniz. Hı hı. Kepçe kulak estetik ameliyatından bahsediyoruz. Tekrar ekran başındaki izleyicilerimizi hatırlatalım. Yani anestezi olarak ne alınıyor? Genel anestezi mi oluyor? Sedasyon gibi mi oluyor? Evet. Hani bir çocuğunu yaptıracak bir anne için önemli. Tabii. Anestezi açısından aslında önemli olan şey ameliyat olacak olan kişinin yaşı. Eğer küçük çocuksa mutlaka genel anestezinde olması gerekiyor. O kesin. Hı hı. Genel olarak problem... Hissetmemesi için. Evet, tabii ki. Kulağın sabit durması gerekiyor. Oraya dikiş atıyorsunuz. Açıyı ölçüyorsunuz. Kafatasıyla üst duvar arasındaki uzaklığa bakıyorsunuz. Yaklaşık 10-12 milim kadar uzakta olması lazım. Ortadan bir ölçüm yapıyorsunuz. Kulak memesinden ölçüm yapıyorsunuz. Bunların hepsini ameliyat sırasında ölçümlerle... Hareketsiz kalması gerekiyor. Ağrı duymaması gerekiyor. Dolayısıyla çocuklarda genel anesteziyi tercih ediyoruz. Hı hı. Erişkinlerde daha basit deformiteleri varsa veya 16, 17, 18 yaşları da olabilir. Onlarda lokal anestezi olabiliyor. Bazen lokal anesteziyi hafif sedasyon ekleyerek hafif uykular tarzlı oluyor ama lokal anestezi altında. O da yapılabilecek olan bir işlem. Dolayısıyla lokal ve genel anestezi altında hastanın durumuna göre, kulağındaki problemin yaygınlığına göre, doktorun bu konudaki tecrübesine göre ya da hastanın isteğine göre. Hasta diyebilir ki ben hiçbir ağrı duymak istemiyorum diyebilir. Onu da genel anestezi yapmak durumunda. O da olabilir tabii. O da olabilir tabii. Olabilir. Hı hı. Ama yetişkinlerde sedasyon evet, gibi, lokal anestezi lokal gibi yapılabilir. Lokal anesteziyle evet. Olabiliyor. Olabiliyor evet. Olabiliyor. Evet. Çocuklar için evet biraz korkutucu bence hani genel anestezi olması daha... İyi. Makul. Tabii, evet. Doğru. Peki iz kalıyor mu? Onu merak ettim. Şöyle söyleyeyim. Bu ameliyat sonrası. Tabii vücudumuza yapılan her türlü ameliyatta bir iz olur. Hı hı. İzsiz ameliyat yoktur öncelikle. Onu halkımıza onu söylemek gerekiyor. Fakat bu kepçe kulak estetiği ameliyatının şöyle bir avantajı vardır. Kulağın bir takım girinti ve çıkıntıları özellikle kulak arkasında olduğu için biz izi o bölgeye gizliyoruz. Arkasından da ön taraftan bakıldığı zaman herhangi bir şekilde görülmüyor. Saçların da etkisiyle gözle görülür bir iz kalmıyor. Kaldı ki hasta eğer cildi böyle belli izleri ortaya çıkabilecek şekilde yapısı olan insanlar oluyor. İzi çok bazı belirgin hale. Herkesin dokuları çünkü değil mi farklı evet, oluyor. Evet farklı oluyor. O tip bir kişi ise kaldı ki hani ben öyle bir kişiye de açıkçası çok rastlamadım. Özellikle üst göz kapağı ve bu kepçe kulak estetiği ameliyatlarındaki izlerin ben açıkçası böyle belirgin derece vücudumuzdaki o izler gibi bir belirgin iz bıraktığını hiç şahit olmadım. Yaklaşık 35 yıllık doktorum görmedim hı hı. Böyle bir şey. Dolayısıyla iz konusunda hastalarımız rahat olabilirler. Öyle çok belirgin bir iz bırakmıyor.
Belirgin bir iz yok. Yok, evet. Zaten kulak arkasında da olduğu için... Görünmüyor zaten. Yani saç, hani erkek çocuğu de diyelim hadi kısa, evet. kısa saç olsa yine hani kulak arkası, evet. Yine bir kamufle durum. O da arka taraftaki girintilere gizlendiği için iz, o da görünmüyor. Neredeyse o bile belli, evet, olmuyor. O da belli olmuyor, doğru. Esasında çok güzel. Evet. Peki mesela bu iz konusunda bir değişim var mı? Eskiden atıyorum 20 yıl önce daha izliydi, daha zordu bu ameliyat. Şu anda daha kolay oluyor gibi. Yani şöyle söyleyebilirim. Tabii ki bir takım teknikler var. Hiç bir iz olmaksızın yalnızca iplerin doku içerisinde hareket ettirilerek o kıkırdakların sıkıştırıldığı bir takım teknikler var. Ama onlar çok basit vakalar için, hastalar için yapılabilir. Yani ama 20 yıldır bir değişiklik var mı anlamında sordum. Yok, hemen yok. Evet, burada önemli olan şey dikkat edeceksiniz. Dokuları güzel bir şekilde dikmeniz gerekiyor. İşte iplikleri, ne bileyim, prolen denilen bir iplik var mesela. Onu kullandığınız takdirde onun iz bırakma şansı daha azdır. Hani bunları kullanabilirsiniz. Daha çok ameliyat sonrasındaki bakım çok önemlidir. Talimatlar, bakım talimatları önemlidir. Evet, riski bir de soracağım, riskler, evet, var. İz bırakmayan bir takım kremler var. Onları kullanması uygun olabilir. Yaklaşık 3-6 ay kadar süreyle. Sonuçta çok bu ameliyatı izinden dolayı olmayan bir hastayla hiç karşılaşmadım. Evet. Peki mesela kepçe kulak estetik ameliyatını yaptıran bir kişinin risk durumu nedir? Bir risk altında mıdır? O nekaat süresi nasıl geçer? Evet. Sonrasında şöyle bakım. Şöyle söyleyebiliriz bu konuda. Bir kişi böyle bir ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra mutlaka bir kulakları 1-2 gün süreyle sargıyla sarıyoruz. Çünkü kafatasına iyice yatırabilmek açısından, iplere yeterince destek sağlamak açısından. O 2 günlük süre geçtikten sonra kulak açılıyor. Açıldığı zaman izleniyor herhangi bir problem var mı yok mu diye. Eğer herhangi bir problem yok ise o zaman bu sporcu saç bantları oluyor kafamıza takılan. Evet. Onları yaklaşık 2 hafta boyunca 7-24 kullanmasını istiyoruz hastadan. Aa. Evet. 3. ve 4. haftadan itibaren ise bunun sıklığı azalıyor. Yalnızca geceleri bunu takmasını istiyoruz. Ama bir 3 ay kadar bu bantları kullanırsa iplere baskı olmayacağından dolayı ameliyatın sonraki süreci açısından daha iyi olabilir. Ameliyattan sonra bir kanama olabilir, hematom dediğimiz dokular arasında bir kan toplanması durumu olabilir, ağrı, hassasiyet, şişlik gibi problemler olabilir. Bu konuda doktorun dikkatli olması gerekiyor. Bunlar 3 günlük, 5 günlük problemlerdir. 3-5 gün sonrasında bunlar olmamalı. Bunlar yönetilebilir. Ondan sonraki dönemde ise en büyük problem asimetri olması iki kulak arasında, eşit olmaması. Ha, evet, görsel olarak yani. Görsel olarak. Hasta sonuçtan memnun olmayabilir, biraz daha yatık olmasını isteyebilir. İşte bunun için de hastayla öncesinde çok iyi bir şekilde bir diyalog kurmanız gerekiyor. Hastanın ne istediğini çok iyi bilmek gerekiyor. Çünkü doğal istiyorum diyebilir, fakat doğaldan kastın hangi anlamda bir doğallıktır? Onun için hastayı çok iyi anlayıp o isteklerine uygun bir ölçüde o kulağın ölçümlerini ve açılanmasını ameliyat sırasında belirleyip ona göre bir ameliyat yapılması daha doğru olur diye düşünüyorum. O zaman bu kulak, kepçe kulak estetik ameliyatında da kişiye özel bir durum söz konusu. Tabii ki. Tabii. Yani herkese sabit aynı ameliyatı, operasyonu yapmıyorsunuz. Yok, çünkü herkesin kulağı özel. Herkesin o kıvrımları, kıkırdakları... Herkesin özel. Farklı. Herkesin farklı. Yani parmak izi gibi düşünelim. Evet, evet, evet. Ne kadar enteresan esasında. Evet, aynı o şekilde. Ve bu şöyle söyleyeyim. Bu kepçe kulaktan girdik. İnsanın baş boyunla ilgili olarak bir takım anormallikleri var yüzünde. Bu anormallikler içerisinde en sık görüleni kepçe kulak, kulakla ilgili olanlar. Onun da içinde en sık görüleni kepçe kulak. Dolayısıyla bugünkü konumuzun kepçe kulak estetiği olması bir anlamda en fazla görülen problem olduğu için. Evet, ama önemli bir konuyu bugün baştan sona çok güzel konuşmuş olduk. Teşekkür ederim. Bu güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz Sedat Bey. Rica ederim, rica ederim. Profesör Doktor Sedat Aydın, bekliyoruz sizi tekrar çünkü kulak, burun, boğazla ilgili konuşacak
çok fazla, siz derya gibisiniz yani. Hani rica ederim. Çok fazla konu var. Teşekkür ederim. Özellikle havaların soğumaya başladığı şu günlerde, evet. Kulak, burun, boğaz adına bence anlatacağınız çok bilgi var. Bekliyoruz tekrar. Çok teşekkür ederim inşallah. İyi sabahlar olsun. Sağ teşekkür olun. Ediyorum. Teşekkürler. 8'de sağlık tüm hızıyla, tüm sağlığıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Medok'tan Garcinia Jel, 8'de sağlığı sundu.